Herkese merhaba, yeni bir oyuncu inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bugün, Latin Amerika ve MLS Team of Season'dan en iyi oyuncuları inceleyeceğim. Öncelikle kanala yeniyseniz abone olmayı ve videoları beğendiyseniz kesinlikle beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Ahmet ve Emre kademe 2 abone olmuşlar. Bu arada Emre'nin 6. ay olmuş, teşekkür ediyorum. Ee, Discord hesabınızı YouTube'da linklemeyi unutmayın. Oradaki özel odadan yararlanabilirsiniz. Aynı şekilde Twitch aboneleri de e, aynı şekilde şey yapabilirler. E, Discord'la... Hesaplarını linklerlerse odadan yararlanabilirler diyorum. Evet, şimdi e, bayağı bir oyuncu var, hepsi hakkında konuşacağım. O para var, e, Robinson var, Kalecimiz var, Tevez var, Nani var. 100, 100k'ya falan yapıyordu yaklaşık olarak SPC, 5 yıldız zayıf 5 yıldız beceri harekete. Fernandez var, e, başka kim vardı? Salvio, Carlos Vela, Rossi ve Martinez. Dikkatimi çeken birkaç oyuncu vardı bunlar hakkında konuşacağım canlı reaksiyon olmayacak bu arada Bu kartları Geceliğin birkaç maç yaparak denedim canlı reaksiyon yapamam çünkü sessiz olmam gerekiyordu biliyorsunuz bazen Sessiz olmam gerekiyor o yüzden bu kartları Ben yine de Kaydettim maçları Olabildiğince Kendi fikrimi söyleyeceğim Bazı kartlar Beklediğimden daha iyiydi bazıları da beklediğimden daha kötüydü hepsine geleceğiz arka planda görüyorsunuz Ama şunu söyleyeyim size bir adam vardı O bana Mertens'i anımsattı e bunu söylediğim zaman kim olduğunu zaten size tahmin edebiliyor edebiliyorsunuzdur. E Tevez'in kartını incelemiştik bir önceki kartını. O kartların ismi tam olarak neydi hatırlamıyorum ama kahverengi kartlarda hatırlıyorsunuz. Tevez'i ben beğenmiştim. Değişik bir karttı. Kalın vücuduna rağmen iyiydi. de bakalım Tevez gerçekten bir upgrade almış mı? O paranın 96 pace olması lazım galiba. 96 inanılmaz ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. O yüzden e, bize gerçekten bu istatistikleri yansıtıyor mu onu göreceğiz. Şimdi öncelikle başlayalım. Division 2'deydim. E, ama yine de rakipler fena iyi İyi oyunculardı. Öyle kötü oyuncular yoktu. İlk olarak kimden başlayalım? Mesela defans hattından başlayalım. Robinson nasıldı? Ya fena değildi. Ama yanında o para olduğu için o para kesinlikle e, en iyisiydi. Ben çok büyülendim. O para konusunda e, hani bazı kartlar şişirme olabiliyor falan. Hani hızlı olsa bile defans kötü oluyor falan. Bu kart bayağı iyiydi. Yani araya pas arka, pa, arkaya pas attığı zaman rakip üçgene bastığı zaman korkma. Her şekilde yetişebiliyor oyuncun. O yüzden bence o para çok iyiydi. Robinson yani fena değildi. Kalecimiz kaleci hakkında çok bir şey demeyeceğim. Kötüydü yani çok bir şey beklemeyin kaleciden. Orta sahamızdaki Fernandez. ismi Fernandez'im yanlış söylemeyeyim. O yani ortalamaydı. Kötü değildi kesinlikle. Ama çok da iyi değildi. Ben öyle inanılmaz hani ratingine 94'lük bir kart gibi miydi? Bazı pozisyonlarda evet bazı pozisyonlarda kötüydü. Şimdi gelelim Nani'ye. Nani 5 Nani yıldız zayıf ayak. 5 yıldız 5 yıldız Nani güzel bir kart. Ee, ama Neymar hissiyatı istiyorsan kesinlikle onu unutacaksın. Neymar hissiyatını alamazsın. Bazı pozisyonlarda beklediğim şeyleri yapamadı. Burada mesela güzel bir gol attı. Yakındır ya bandı. Bunları atıyordu. Ama bazı şutları kesinlikle kötü gidiyordu. Ben o konuda beğenmedim. Bazı şutları çok istikrarsızdı. Ee, i̇lk 11 oynar mı? yani oynatabilirsin ama ben olsam oynatmazdım. Daha iyi opsiyonlar olabilir. Fena bir kart değildi ama çok öyle hani Neymar gibi, Neymar hissiyatını veriyor mu? Kesinlikle vermiyor bence. Onu söyleyebilirim. 83 bitiriciliği ve e, full sprint'i bayağı düşüktü. 83 hızı var. Hızlanması yüksek ama no, full hızı bayağı düşüktü. O yüzden e, birazcık hayal kırıklığıydı. E, başka kimden bahsedeceğim? Salvio'dan bahsedelim. Salvio aslında statları güzel. Fena bir kart değil ama kartta neyin eksik olduğunu anlayamadım. ya Kartta böyle benim için his, onda da böyle bir drip hissiyat sıkıntısı vardı ama e, fena bir kart değildi. Önceki kartı ee, onun da şey kartı gelmiş, Tevez gibi, ee, kahverengi, o ka kan ismini bilmiyorum, şu an ismini hatırlayamadım. Sizin ne olduğunu zaten iyi biliyorsunuz. Ee, yani fena bir kart değil ama, hani tevezli kimya alamayacaksam ben almam o kartı. Ama Tevez'i kimya alacağım diyorsan kesinlikle oynayabilir. Ama ben olsam o kartla oynamazdım. Ee, ya yani Sağ kanat konusunda Carlos Vela var, o da fena durmuyor ama onu da çok şey yapamadım ama kadroda iki kişi vardı. Üç kişi diyelim hatta toplam. Zaten biri Opara'ydı. Çok beğenmiştim. Tevez'den başlayalım. Tevez'in şutları çok iyi. Gerçekten hani iyi bir şutu olan, iyi bir şut olduğunu anlıyorsun. O şut tuşuna bastığın zaman kendini has e, iyi olduğunu anlayabiliyorsun. Tevez de o kartlardan biriydi. Ben çok beğendim Tevez'i. Güçlü, hızlı, topu bırakmıyor. En büyük özelliği topu bırakmaması. Topu kaybettiğini düşündüğün an Tevez bırakmıyor. O yüzden ben Tevez'i beğendim. Klas bir topçuydu. Şut tuşuna bastığı zaman dediğim gibi sol ayağıyla sağ ayağıyla fark etmek için güzel atabiliyordu. Ayağın dışında vurma var. Plase trade'i de olması lazım. Tevez o açıdan iyiydi. Ve Rossi de vardı. İlk ismini hatırlamıyorum. Rossi kim olduğunu biliyorsunuz zaten. Ee, bir, bir, maç denedim galiba. Yalan olmasın ama çok iyi bir kart değildi. Bir iki pozisyon yarattım ama beklediğim hani top çok da denememişti ama e, top ayağına geldiği zaman beni büyülemedi. Ama bir kart vardı ki, o da kullandığım şu ana kadarki en iyi kartlardan biri. Zaten siz de biliyorsunuz, onun da ismi Martinez. Bana direkt burada bu arada Nani %100 atması gereken mesela, bunu atmalısın, bunu bence atmalısın. Ben orada ayağını dışarıya vurur zannettim, ayağını dışarıya vurma trait olması lazım Manning galiba, yanlış olmasın hatırladığım kadarıyla. Şu şekilde vurmasını istedim. Martinez bana Mertens günlerini hatırlattı. Gerçekten çok beğendim Mertens şeyi, Martinez'i Mertens diyorum dışarıdan, o kadar benzettim. Ayağının dışıyla vuruyor. Driplingi inanılmaz. Bir tek pası 80 galiba. E, pası dışında ben pek bir sıkıntı görmedim. Hani bitiricilik desem vardı. Bu arada hani efsane geçti burada. Şu yine ayağın dışıyla vururum zaten ama animasyon kötüydü. Beceremedim vurmayı. Hızı var. Driplingi inanılmaz. Şutu inanılmaz. E, top ayağına yapışıyor bazı pozisyonlarda. Bu çok önemli. Martinez'de ben bunu gördüm. Beğendiğim bir karttı. Yeni bir karar aldım bazı kartlar 4-4 olduğu için çok kullanılmıyordu 4-2-3-1'de en azından benim oyun stilimde ee, eski günlere döneceğim çift forvet oynamayı düşünüyorum değişik bir kadro yapabilirim artıcı hesabımda ana hesabımda da belki e, ikili şeye geçeceğim o yüzden Martinez gibi kartlara şans vermek istiyorsanız ve e, hani forvetinizde 5-5 zayıf ay olmadığını düşünüyorsanız ben olsam çift forvet oynarım eğer 4-2-3-1 oynayan arkadaşlar varsa bu sizin için de daha iyi olacaktır. Hem çift forvet oynamak dediğim gibi 5 yıldız zayıf ayak olma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Zaten Martinez'in ayağın dışıyla vurma traiti var ve sol ayağı da bazı pozisyonlarda iyiydi. Ben çok beğendim. E, Mar Martinez benim en sevdiğim kartlardan biriydi. Maçlar dediğim gibi iyi rakiplere karşı oynadık. E, bir tanesi maçı bıraktı böyle çok şey yapmadı, kasmadı ama e, bir maçta 2-0'dan geri gelip 4-2 kazanmış olmam lazım. Yani kadro e, iyiydi. Ben beğendim. O para zaten bak o para gerçekten her yerdeydi. Çok hızlıydı. Ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim. Bu arada arkada e, Rossi'yi koyuyorum. Rossi miydi? Rossi miydi? Neyse işte Rossi. Carlos Vela'yı da koyacağım. Düşük kimya oldu. Bu arada Martinez, Carlos Vela düşük kimyalıydı ama yine de e, kartın ne olduğuna dair bir fikrim oluştu. Hani çok bir şey fark edeceğini zannetmiyorum. E, hani düşük kimya denedin o yüzden kötü oldu gibi şeyler söylüyorsanız e, tabii ki birazcık etkisi vardır ama genel olarak baktığın zaman topu ilk ayağına aldığı zaman oyuncu böyle Anlıyorsun zaten top ayağına alışı, pas verişi. Mesela Dimitri Paye'yi kullandım. Eee... Paye, Dimitri değil mi ilk ismi? Paye'yi kullandım. Şutu güzel, vuruyor, pası inanılmaz. Ama bazen tuşa basıyorsun, bir saniye geç atıyor. Atmak istemiyor anladım. Hani bu oyunun oyundaki delay'den dolayı değil. Kart atmıyor internet par internet sıkıntısındaki delay değil. Adam atmıyor pası. Ama yandaki Neymar'la pas atıyorum. Tık diye ayağından çıkarıyor. Bazı kartların gözle görülmeyen sebeplerden ötürü bir delay oluyor. Atmak istemiyor kart yani. Yapabileceğim bir şey ucuz olduğu için bazı kartlarda ne yazık ki oyunda bu yüzden oyuncu incelemelerini yapıyorum. Statlarına aldanmamak lazım. Bazı kartlar her ne kadar yüksek statlar olsa da ee, bitiremiyorlar. Burada Rossi ile golü attık bu arada. Diego Rossi güzel ee, güzeldi. Aslında fena bir kart değildir Ossik. Aslında şimdi tekrar baktığım zaman ee, o kadar da fena bir kart değil. Ama ben dediğim gibi ee, şeyi çok beğenmedim. Carlos Vela'yı beğenmedim. Statları çok absürt. Çok iyi duruyor ama e, ben yine de onunla oynamazdım. İkisinden biriyle oynayacak olsaydım Salvio ya da Carlos Vela. Ben olsam e, Salvio ile oynardım. Salvio en azından Hyperlink olması lazım Carlos Tevez'e. İkisini bir arada oynatmak istiyorsanız kesinlikle olabilir. Tevez'e bu arada şans verebilirsiniz. Şu anki fiyatı kaç bilmiyorum ama güzel bir karttı. O yüzden Tevez'e e, şans verilebilir. O para bu arada nereden geldi görüyorsun. Efsaneydi. Çok diyecek bir şey yok. E, şimdi kartları değerlendirecek olursak sırayla başlayalım. Defans hattından. E, kalecimiz. Çok diyecek bir şey yok kaleci hakkında. E, sağ stoperimiz Robinson. Fena değildi. Fena değildi. Ama dediğim gibi eğer o parayı oynatacaksan bu arada. O parayı oynatmak istiyorsan o adamı da oynatman lazım. Link için. E, en mantıklısı olacaktır. Oynar mı? Bence oynar tabii ki Ramos şeyi beklemeyin. Ramos gibi olacağını beklemeyin ama o para iyiydi. Bayağı iyiydi. O para bayağı iyiydi. O dev e, kaleci stoper hattını yapabilirsiniz. O üçgeni yeşil üçgeni kurabilirsiniz. Bence fena olmayacaktır. Fernandez orta saha o da oynar aslında. Çok hani oynatmak istiyorsan oynar. Hem Tevez'e yeşil linki var. Tevez'e iki farklı link verebiliyorsun. Ya o kartla verebilirsin ya da Salvio direkt hyperlink verebilirsin. Hyperlink vermenizi daha çok tavsiye ederim. Soldaki oyuncu sizi rahatsız etmez. Daha rahat 4-3-3 yapıp 4-3 en mantıklısı olacaktır kimya açısından. Bence e, o iyi olacaktır. Başka kimden bahsedelim? Fernandez dediğim gibi fena değildi. E, ama çok beğendim ve böyle sağda her dakika var mıydı? Bazı pozisyonlarda yoktu ama yine de iyi bir karttı. Zaten bu kartlar çok pahalı olmayacak. E, hepsi pahalı değil. Tevez birazcık pahalı diğerlerine göre. E, biraz da başka kim vardı fiyatı yüksek? Tam hatırlamıyorum şu an ama. E, belki Martinez vardır. E, fiyatlar çok düştü zaten denemek istiyorsanız bu tarz kartları böyle fantezi kadrolarla yapabilirsiniz Nani yapmak isteyenler varsa yapsın ama dediğim gibi Neymar vari bir şey bekliyorsanız hayal kısmına uğrayabilirsiniz ama zaten artık oyunun sonuna geldik ve e, bayağı da yüksek ratingli kartlarımız var toz onları kullanabilirsiniz Rossi yani fena değil Rossi ve Vela ortalamaydı ama bir adam vardı ki o da Martinez ben çok beğendim Martinez'i gerçekten drifting her şeyi yapıyordu bu kart. Dediğim gibi Mertens'i anımsatan bir oyun stili vardı. Kullanmak isteyen arkadaşlar varsa ben olsam Martinez'e şans veririm. Martinez, Tevez ve Opara bu üç adam bence şovu çaldı diyebilirim. Diğerleri de fena değil de sağlıyor da fena değil de. Evet bu şekilde izleyen herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda sürpriz bir video geliyor. O yüzden takipte kalın diyorum. Abone değilseniz abone olmayı ve videoları beğenirseniz kesinlikle beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.